Arkadaşlar merhaba, Kimya Ailesi'ne hoş geldiniz. Bugün dengeyi etkileyen faktörleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Bizim bir Le Chatelier prensibimiz var. Le Chatelier prensibi der ki, denge sistemine dışarıdan bir etki yapıldığında, işte madde eklendiğinde ya da sıcaklık değiştirildiğinde gibi, sistem bu etkiyi azaltmaya çalışır. Azaltacak yönde hareket eder. Yani sen bir şey eklediysen onu harcamaya çalışır gibi. Ama şunu unutmayacağız hiçbir zaman. Denge sabiti, bu Kc olabilir ya da Kp olabilir, sadece sıcaklık etkisiyle değişir. Sıcaklık dışında bir faktör denge sabitini değiştiremez. Bunu bileceğiz. Şimdi derişim. Mesela derişim dengeyi nasıl etkiler? Derişimden kastımız burada madde ilavesi ya da madde çekilmesi. Denge sistemine dışarıdan bir madde eklendiğinde denge bu maddenin eklenen miktarının bir kısmını azaltmaya çalışır. Mesela şöyle bir tekmemiz olsa ve karbondioksit gazı ilavesi yapsak biz. Şu grafik üzerinden yorumlayalım. Normalde hepsi sabitti. Eklenen karbondioksit derişimi önce bir fırlamış olur. Çünkü ekledim ya. Bunun sonucunda bunu harcamak ister denge. Ve ürünlere doğru hareket eder. Ürünlere hareket etmek demek, eklenen karbondioksitin bir kısmının harcanması demek. O yüzden derişim şöyle birazcık düşer. Ama burada şunu unutmuyoruz. Eski haline geri gelmez. Yani yine ilk miktarına göre daha fazla olur. Karbon monoksit miktarı artmış olur. Çünkü denge ürünlere doğru kaydı. Karbon miktarı ise miktar olarak aslında azalır. Çünkü ürünlere kaydı. Karbon biraz harcanacak yani. Azalacak. Ama biz burada derişim grafiği çiziyorsak derişim katılarda ve sıvılarda sabittir. Yani derişimi değişmez. Mol sayısı azalır çünkü ürünlere doğru kaydı. Kc'miz yani denge sabitimiz ise değişmez arkadaşlar. Çünkü ne demiştik? Sadece sıcaklık değişir. Yine bu dengede sıcaklık ve hacim sabitken bir miktar karbon monoksit gazı uzaklaştırsak, yani bundan çeksek, yani karbon monoksitin derişimini şöyle bir düştüğünü görsek. Denge ona yardıma gidecektir. Yani ürünlere gidecektir. Şimdi azaldı ya, yapılan etkiyi azaltmaya çalışıyor. Onu artırmak isteyecek o zaman. Yani ürünlere kayacak. Denge ürünler yönüne kayar. Karbon monoksit derişimi bir tık artar ama eski haline gelemez. Yani bir miktar artmış olur. Totalde yine azalmış olur. Karbondioksit derişimi azalır ürünlere kaydığı için. Karbon katısının derişimi değişmez. Mol sayısı azalmış olur. Yine ürünlere kaydığı için karbondioksitinki azaldı derişim olarak, karbonun derişimi sabit kaldı diyebiliriz. Yine bu dengede katı eklenirse, arkadaşlar katılar dengeyi etkilemiyordu. O yüzden dengeye herhangi bir etkisi olmaz. Sadece kendi mol sayısı artmış olur. Yine bu dengeye helyum gazı eklenirse, hacim ve sıcaklık sabitken, helyum bu dengede olan bir madde değil. O yüzden kaptaki toplam basıncı artırmış olsa bile dengeye herhangi bir etkisi yoktur deriz. Şöyle bir sorumuz olsa. Diyor ki kaba bu dengede bir miktar H2 ekleniyor. Ne olur? Hemen söyleyelim. Bundan eklediğim zaman denge onu harcamak ister ve ürünlere kayar. Ürünlere kaydığı zaman şimdi N2'nin derişimi biraz azalır. Niye? Ürünlere kaydı. N2 ne diyeceğiz? Azalır diyeceğiz. H2 eklediğim için önce artmıştı. Sonra ürünlere kaydığı için bir miktar azalır. Ama toplamda ne oluyordu? Yine de artıyordu. NH3 de zaten ürünlere kayıldığı için artmış olur. Denge sabitimiz ise zaten ne diyorduk? Değişmez diyorduk arkadaşlar. Evet, yalnız şöyle bir notumuz var. Denge sabitinin tek bir maddenin derişimine bağlı olduğu tepkimelerde. Maddenin derişimi değiştirirse bile eski haline dönerek dengeye gelir. Hani eski haline gelemez diyorduk ya bundan önceki durumlarda. Şimdi burada denge sabitini ben yazdığımda bu direkt karbondioksit eşittir. Şimdi karbondioksit diyelim ki eklendi. Önce fırladı. Sonra denge girenlere kaydı. Bu eski haline gelmez ise denge sabiti değişmiş olur. O yüzden eski haline gelmek zorundadır. Tek bir maddeye bağlıysa denge sabiti. Ne olur? Denge girenlere kayar. Karbondioksit denge derişimi değişmez. Kalsiyum karbonat katısının mol sayısı artar. Derişimi değişmez. Kalsiyum oksitin mol sayısı azalır. Derişimi değişmez. Yani aslında kimsenin derişimi değişmemiş oluyor bu tip durumlarda.
Şöyle bir olayımız var, buna bakalım. Şimdi diyor ki benim diyor bir tepkimem var. Tepkimeyi ben bir yazayım. H2 artı CL2 2HCl. Şimdi diyor ki burada 0 birer mol bunlardan varmış. 0,5 mol de bundan varmış. Ve dengedeymiş. Şimdi bakın dengedeyse denge sabitini direkt bulabilirsin. 2 litrelik kaptaymış. 0,5 bölü 2'nin karesi bölü 0,1 bölü 2 çarpı 0,1 bölü 2. Şu ikiler zaten sadeleşecek. 0,5'lerle 0,1'ler 25 olarak bulunacak denge sabiti. Ama sonra diyor ki kaba diyor 0,14 mol HCl eklensin. Tamam, ben bunu ekledim. Eklediğim zaman denge bu tarafa kayar. Bundan azalır. Biraz azalır. Şimdi katsayısı 2 olduğu için mesela 2x kadar azalsa diyelim. Bunlardan da x kadar x kadar artar katsayılarına göre bu yorumları yapıyoruz. Denge anında bundan 0,1 artı x, bundan 0,1 artı x, bundan 0,64 eksi 2x oldu. Nasıl 0,64 oldu? 0,5 ile 0,14 topladım. Sonra bir miktar azalacağı için eksi 2x. Ve şimdi tekrar dengeye geldi yani bir süre sonra. Denge sabitini eşitlemem lazım. Yani ben diyeceğim ki 25 eşittir. 0,64 eksi 2x bölü işte 2 litreye böldüm. Bunun karesi bölü 0,1 artı x bölü 2 çarpı 0,1 artı x bölü 2. Bunu sadeleştirirsem şu ikiler falan gider. Karekökü alabilirim. İki tarafta da tam kare ifadeler var. 5 eşittir 0,64 eksi 2x bölü 0,1 artı x. İçler dışlar çarpımı da yapsam 0,5 artı 5x eşittir 0,64 eksi 2x. At bu tarafa 7x eşittir 0,14. X eşittir 0,02. Bana kimi soruyor? H2'yi. Tamam, 0,1'e 0,02 ekle. O zaman H2'nin molü ne olur? 0,12 mol olarak bulunmuş olur. Yani biz şu x'i bulduk, sonra yerine koyduk arkadaşlar. Mesela bu sorumuza bakalım. Yine bir dengemiz var. Dengemizi şuraya şöyle bir yazalım. 2HF hepsi gaz fazındaymış. O yüzden problem yok. Ne diyor? 2 mol HF birer mol de bunlardan varmış. Ve bunlar dengedeymiş. O zaman denge sabiti bulabilirim. Hacim zaten 1 litre. 1 çarpı 1 bölü 2'nin karesinden KC 1 bölü 4. Sonra diyor ki kaba bir miktar HF eklenirse. İşte ne diyelim? A kadar diyor. Ekleyince ne olur? Denge ürünlere kayar. Diyor ki bunun sonucunda diyor F2'nin mol sayısı 3 oluyor. Ha, demek ki bu 2 kadar artıyor sonrasında. O 2 kadar artarsa bu da 2 kadar artar. Bu da 4 kadar azalır katsayılara göre. Son durumda o zaman bunun molü a-2 olur. Burası 3 olur. Burası da zaten 3 olacağını söylemiştim. Ve aynı denge sabitine eşit olmak zorunda olduğu için 1 bölü 4 eşittir 3 çarpı 3. Hacim yine 1 litre. Bölü a-2'nin karesi. Tam kare ifadeler yine karekök alabilirim. 1 bölü 2 eşittir 3 bölü a-2. a-2 eşittir 6. A eşittir 8. Demek ki 8 mol HF eklenmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi sıcaklık etkisine bakalım. Denge sistemine yapılan sıcaklık etkisi ısının yönüne göre değişir. Yani ısı ne tarafta? Endotermik mi, egzotermik mi? Ona bakman lazım. Şunu ama biliyoruz baştan beri zaten. Denge sabiti sadece sıcaklıkla değişiyor. Mesela endotermik bir tepkim olsa, ısım girenlerde olsa. Sıcaklık artırıldığında ısıyı verdim. Dengene tarafa kayacak. Bundan eklemişsin gibi düşün. Yani bunu azaltmak istiyor olarak düşün. Le Chatelier prensibine göre bu nedenle denge ürünler yönünde. NO2 derişimi artar. Şimdi mesela derişimleri çizelim şöyle. Şu NO2 olsun. Ne olur? Artar. Bu NO2. N2O4 derişimi azalır. Şu da N2O4 olsun mesela. Hop, o da ne yapacak? Birazcık azalacak. KC ne olur peki? Yani değişir dedik ya. Ürün bölü girenden ürünlere gittiğine göre KC büyür. Şimdi bakın burada şu önemli. Tepkime hızı nasıl değişir diye sorarlar. Arkadaşlar sıcaklık artırıldığı zaman ısı ne tarafta olursa olsun. Egzo ya da endo fark etmez. Hem ileri hem geri tepkime hızı artar. Çünkü sıcaklık tepkime hızını artırır diye biliyoruz. Peki burada sıcaklık azaltılsa yani ısıyı düşürsem o zaman denge
ona doğru gidecek. Yani onu toparlamak isteyecek, yardıma koşacak. Denge girenler yönüne kayar diyeceğiz. NO2 derişimi azalır mı? Evet. Çünkü işte girenlere kaydı. N2O4 derişimi artar, girenlere kaydı. KC ürün bölü girenden bulunduğuna göre ve sen girenleri artırdığına göre o zaman KC'miz küçülür. Yine sıcaklık azaltıldığı için hem ileri hem geri tepkime hızı azalır arkadaşlar. Çünkü tepkime hızı sıcaklığa bağlıydı. Bunu söylemiştik. Endotermik bir denge tepkimesinde sıcaklığı artırırsak ne olur? Denge sabitinin büyümesi lazım. Çünkü şöyle düşünün. Isı girenlerde. Ben sıcaklığı artırdığımda, ısıyı verdiğimde denge ürünlere kayacak. Ürün bölü girenden denge sabiti büyüyecek. Yani BA'dan daha büyük olmak zorunda, bu yanlış. Sıcaklık düşürülürse, yani ısıyı azaltırsam, bu sefer denge girenler yönüne kayar. Farklı sıcaklıklarda K'yı bölü KG oranı eşit midir? Şimdi K'ları bölü KG'ri neydi? KC demekti bu. KC eşit midir farklı sıcaklıklarda? Hayır, sıcaklığa göre değişir. O yüzden yalnız 2 demek zorundayız. Şöyle bir sorumuz varmış. Diyor ki kapalı bir kapta bunlar dengedeler. Sıcaklığı düşürürsem, yani ısıyı azaltırsam, denge hemen ona yardıma koşacak, girenlere gidecek. Ürün bölü girenden KC'nin değerini soruyor ya bana, artar mı azalır mı? Ürün bölü girenden girenlere gittiği zaman KC'nin ne olması lazım? Küçülmesi lazım. Evet, bu doğru. F2O3 katısının kütlesi artar. Evet, girenlere kaydığı için katı kütlesi artmış olur. Buradaki katı kütlesi. Şimdi gaz kütlesi. Bak, bu da gaz, bu da gaz. Kat sayıları ikisinin de aynı. Girenlere kaydığı zaman bu oluşacak, bu azalacak. Ama kütleleri diyor ya, bunun kütlesi daha az. Karbonmonoksitin EMA'sı 28'dir. Karbondioksit 44'tür. Bunun oksijeni daha fazla çünkü. O yüzden değişmez diyemem. Girenlere kaydığı için gaz kütlesi azalır. Karbonmonoksitin EMA'sı küçük olduğu için 1 ve 2 deriz. Şimdi basınç hacim etkisine gelirsek. Şimdi gazlar bir kapalı bir kattaysa ve ben burada hacmi artırıyorsam ya da azaltıyorsam, derişimler değişeceği için ve basınç olarak da düşünebilirsiniz bunu, basınçlar da değişeceği için denge de etkilenir. Ama KC her şekilde değişmez. Hacmi artırabilirim, azaltabilirim. Mesela sabit sıcaklıkta bir tepkimenin gerçekleştiği kapta hacim azaltıldığında, mesela şu kapta hacim azaltılırsa basınçlar artar, derişimler artar. Denge o zaman katsayıların küçük olduğu tarafa kayar. Hani her şey arttı ya, küçük olan tarafa, mesela nereye? Burada 4'e 2 ya, ürünler. Tam tersi, hacim artırılırsa, burada da hacim artırırsa vermişiz zaten. Hacim artırırsa tüm derişimler ve tüm basınçlar azalır. Bunun sonucunda denge, hani azaldı ya her şey, bunu toparlamak için katsayıların büyük olduğu tarafa kayar. Katsayının büyük olduğu taraf mesela burada ne taraf? N2 ve H2. Başta derişimler düşmüştü, sonra N2 ve H2 biraz toparladı. NH3 ise azalmaya devam etti. Olay bu. Yani derişimlerin durumuna göre artma ya da azalma şeklinde yorumlarımızı yapacağız. Mesela yine o tepkimede hacim azaltırsa derişimler hepsi artar. Denge katsayılar toplamının küçük olduğu tarafa kayar. Yani ürünler tarafına, o tepkime için. NH3 artar, diğerleri azalır diyebiliriz. Mesela burada hemen bir sorumuz var. Şu pistonlu kapta bu tepkimemiz varmış. Pistonu diyor aşağı doğru itsem. Yani hacmi küçültsem. Bunların derişimleri artar, hepsinin derişimi. Sonra denge ne yapmak ister? Bunu biraz azaltmak ister. Katsayının küçük olduğu tarafa kayar. 3'e 2 ya, ürünlere kayar. SO2'nin derişimi totalde artmış olur. Çünkü ne oluyor? Ürünlere kaysa bile bu eski haline gelmiyor, yani yine artmış oluyor. SO3'ün mol sayısı artmış olur çünkü o tarafa gidiyor zaten. KC değeri bir kere değişmez. Zaten cevabı bulduk. Sadece sıcaklık değişir. O2'nin kısmi basıncı artar. Evet, artıyor. Sonra bir miktar azalsa bile yine de artmış oluyor. Toplam basınç artıyor totalde, hepsinin basıncı zaten. O yüzden bu da doğru. Cevabımız C diyebiliriz. Yalnız şimdi katsayının büyük olduğu küçük olduğu tarafa dedik ya, ya katsayılar iki tarafta da aynıysa, bak 2'ye 2. O zaman hacim değişimi, basınç değişimi dengeyi etkilemez. Derişimler değişir. Mesela kap hacmi artırılırsa hepsinin derişimi düşer. Ama denge herhangi bir tarafa kayamaz. Çünkü her iki taraftaki katsayılar aynıdır. Derişimler olduğu gibi kalır şeklinde yorumlarız. Mesela diyor ki bu sistemle, hangi sistemde diyor, sabit sıcaklıkta
Kap hacmi artırsa denge bozulmaz. Nasıl bozulmaz? Katsayıları iki tarafta da aynıysa. Mesela burada 3'e 2 kap hacmini artırırsa derişimler azalacağı için büyük olan tarafa girenlere kadar bu olmadı. Ama buraya baktım bak 2'ye 2 katsayıları aynı. Kap hacmini artırsam bile derişimler azalacak fakat denge herhangi bir tarafa kayabilecektir. Buraya geldim. İşte katsayılar farklı. 2'ye 4 etkilenir. 1'e 2 etkilenir. Katıyı saymadığım için 2'ye 1 evet bu da etkilenir. Cevap B deriz arkadaşlar. Ve bununla ilgili bir hesaplama sorumuz olsa. Şimdi şöyle bir dengemiz varmış. 2H2 artı O2 2H2 hepsi gaz fazında. Diyor ki bana 4'er mol bunlardan var diyor. Ve diyor dengede diyor. O zaman hemen bir denge sabiti bulabiliriz. Kc eşittir 4'ün karesi bölü 4'ün karesi çarpı 4. Ne geldi? 1 bölü 4 geldi. Kabın hacmini artırıp yeniden denge kurursam. Şimdi hacmi artırdığımda derişimler azalacak. Denge o zaman katsayının büyük olduğu tarafa yani girenler tarafına kayacak. Zaten diyor ki 5 mol O2 oluyor diyor. Demek ki O2 1 kadar artıyormuş. Ve 5 oluyor. O zaman bu 2 kadar artıyordur. 6 oluyordur. E bu da 2 kadar azalıyordur. Bu da 2 oluyordur. Ve tekrar dengeye geliyor. 1 bölü 4'e eşit oluyor. Ama kap hacmi şu an değişti. Artık 1 litre demeyeceğim yani. O yüzden ne diyelim mesela? 2 bölü V diyelim. Karesi bölü 6 bölü V karesi 5 bölü V. Şimdi V'leri sadeleştirebilirsin mesela şunları. 1 bölü 4 eşittir 4 bölü 36 çarpı 5 ne yapar? 180 bölü V. O zaman 180 bölü V eşittir 16. 16 V eşittir 180. V eşittir 11,25. Yani son hacim 11,25'miş. Ama kaç litre artırılmalı diyor ya. İlk başta zaten 1 vardı. 11,25'ten de 1'i çıkardım. 10,25 litre artırılmalı şeklinde yorum yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar denge sistemine katalizör eklenmesi eğer hacim ve sıcaklığı değiştirmiyorsa dengeyi etkilemez. Ama tabii ki hızları artırır. Çünkü katalizör ne yapıyordu? İleri ve geri tepkim hızlarını yani tüm tepkim hızlarını artırıyordu. Denge sistemine eklenen madde bu katalizör olabilir başka bir şey olabilir. Eğer hacim sabitse hiçbir şey etkilemez. Yabancı bir madde. Ama pistonlu bir kapsa, pistonlu kaplarda dışarıdan eklenen madde hacmi değiştireceğinden denge sistemini etkileyebilir. Hadi bunu bir örnek üzerinde görelim. Mesela şöyle bir kapta N2, 3H2, 2NH3 dengesi var. Helyum gazı eklersem kap hacmi ne olur? Artar. Kaptaki basınç, pistonlu kapta, kaptaki basınç değişmez. Dengenin yönü. Şimdi kap hacmi artınca bunların derişimleri, basınçları düştü. Kısmi basınçları ve derişimleri düştü. Denge ne yapıyordu? Toparlamak için büyük olan tarafa, katsayıların büyük olduğu tarafa gidiyordu. Yani girenlere. N2 derişimi düştü, biraz artar ama yine de eski haline gelemiyordu. Hani derişimler azalıyordu. H2'ninki de yine azalmış olur. NH çünkü zaten her şekilde azalmış olur. Yine kısmi basınç da aynı derişim gibi düşünülebilir. Başta azalmıştı yine azalmış olur. NH çünkü zaten girenlere kaydı. Her şekilde azalmış olur. Şimdi bakın mol sayısı dersek. Şimdi tamam H2'nin derişimi basınca azalmış oluyor. Ama girenlere kaydığı için mol sayısı olarak aslında bir miktar artmış oluyor. NH3'ün mol sayısı ise girenlere kayıldığı için ne oluyor? Bir miktar azalmış oluyor. Ve bütün öğrendiklerimizi toparlayacağımız şöyle bir tablomuz var. Bu dengemizde yapılan etkilere göre değişimlere bakalım. Mesela karbon eklenirse, şimdi karbon katı bir kere, katılar hiçbir şekilde denge etkilemez. Oksijen eklenirse denge ürünlere kadar. Dengenin yönü şöyle okla gösterelim ürünler. Katıların derişimi sabittir. O2'nin derişimi artar çünkü eklendi zaten. Ürünlere kaydığı için karbondioksit artar ama Kc değişmez. Karbondioksit eklenirse denge girenlere kayar. Bu değişmez. Oksijen girenlere kaydığı için artar. Karbondioksit artar. Kc değişmez. Karbondioksit eklendiği için artar. Karbondan bir miktar çeksem. Katılar hani dengeyi etkilemiyordu. Yine hiçbir şeyi etkilemiş olur. Oksijenden bir miktar çekersem. Denge ona yardıma koşar. Yani girenlere. Karbon değişmez. Oksijen çektim ya azalır.
Karbondioksit yardıma gittiği için azalır. Denge sabitimine değişmez. Karbondioksit çekilirse bu sefer ona yardıma gidecekler ürünlere. Bu değişmez. Yardıma gittiği için azalır. Çekildiği için azalır. Denge sabiti değişmez. Şimdi gelelim sıcaklık yorumlarına. Şurayı bir temizleyeyim önce şöyle. Şimdi sıcaklık artırılırsa ne oluyordu? Ben ısı eklemişim olarak düşünüyorum. O zaman denge girenlere kayar. Girenlere kaydı. Bu değişmez katı olduğu için. Oksijen artar. Karbondioksit azalır. Şimdi ne oluyordu? Ürün bölü giren. Girenler artmış oldu. KC'de o zaman küçülür, azalır diyebiliriz. Sıcaklık azaltılsa tam tersi ürünlere gider. Oksijen azalır. Karbondioksit artar. KC yine ürün bölü girenden bulunduğuna göre artar. Kap hacmi artırıldığında derişimler düşer. Katının tabii yok. Gazların derişimi düşer. Ama katsayılar aynı olduğu için gazlarda birebir denge herhangi bir tarafa demez. Katı zaten sabit. Bunların derişimleri her ikisininki de düştü. KC değişmedi zaten. Sadece sıcaklık değişir. Kap hacmini azalttığımda da X'in derişimi de arttı ama katsayılar aynı olduğu için yine bir tarafa kayamadı. X'in derişimi de artar. Artar dedik. Denge sabitimse yine değişmeyecek dedik. Evet, olay bu arkadaşlar. Dengeyi etkileyen faktörleri de böylece tamamlamış olduk. Konuyla ilgili PDF'ye açıklama kısmında ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.